Son zaman, son bir haftadır yaşadığımız olaylar ülke gündemini hayli meşgul etti. Aynı zamanda Türkiye'de yaşanan bu olaylar tüm dünyada da ilgiyle takip edildi, izlendi. Bir tarafından baktığımız zaman demokrasimizin gelişmişliğinin de bir göstergesi oldu bu olaylar. Demokrasilerde olmazsa olmaz etkinlikler vardır, kavramlar vardır, kurumlar vardır. Demokrasiler dendiği zaman demokrasilerde siyasi partiler olmazsa olmazdır. Sivil toplum kuruluşları olmazsa olmazdır. Dolayısıyla yine demokrasilerde hoşa gitmeyen, tepki gösterilmesi gereken olaylara karşı böylesi eylemler göstermek de normaldir. Burada normal olmayan şeyler vardı. Ülke gündemini meşgul ederken insanımızı huzursuz eden, insanımızı gerginleştiren bir takım olaylar da oldu. Tabiri caizse demokratik bir hak kullanırken hakkı kullananlar kuralları ihlal etmiş oldular. Kurallara uygun oynamadılar, öyle söylemek gerekir. Dolayısıyla biz bir haftayı özenle takip ettik, dikkatle takip ettik. Bir tarafından baktığımızda demokratik bir haktır, kullanılması gerekir. Bu Türkiye genelinde yaygınlaştıkça bu biz demokrasinin gelişmişliğini de göstergesi oldu. Ama bir tarafından da bakınca bu kurallara uygun olmayan fiil ve davranışlarda maalesef demokratik bir hakkı haklı biçimde kullanırken belki de haksız duruma düşmesine sebep oldu, geldi. Zonguldak özelinde bu olayı irdelediğimizde Zonguldak yine tüm dünyaya örnek bir eylem tarzı göstermiş oldu. Geçmiş yıllarda da Zonguldak bu manada dünyaya örnek oldu. Hatırlarsanız Genel Maden İşleri Sendikası Başkanlığı önderliğinde binlerce insanla birlikte Zonguldak'ta günlerce yapılan eylemler, mitingler hiç kırmadan, dökülmeden gayet güzel yapılmıştı. Aynı şekilde o insanlar birlikte organize oldular, Ankara yollarına düştüler, değil mi? O dönemde de polisler vardı, jandarma vardı. Ama insanımız kendi içerisine provokatörleri sokmadı, kendi içerisinde yanlış, kendisinin izin vermediği fiil ve davranışlara izin vermedi. Dolayısıyla maksat hasıl oldu. Gerekçesi, eylemin gerekçesi neydi? O Genel Maden Sendikası'nın işçilere yönelik haklarıydı o dönem için ve sonuçta günlerce süren o eylem, dünyaya mal olan o eylem Zonguldak'tan tüm dünyaya bir eylem nasıl yapılır, nasıl gerçekleştirilir? Adeta bu bir ders olarak incelenmesi gerekir. Bu son bir haftada da Zonguldak bunu başarmıştır. Bu manada Zonguldak'a da tebrik etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Geçmiş yıllarda demokratik hak ve özgürlükler manasında değişik eylemlere başka cenahlardaki insanlar da katıldılar. 28 Şubat engelmesini hatırlayalım. O dönemde her cuma, cuma eylemleri yapılırdı. Değil mi? Başörtüsü etkinlikleri üniversite kapılarında yapılırdı. Bunların hepsi bir sivil toplum kuruluşunun organize ettiği eylemlerdi. Hepsi ama demokratik kurallara uygun olarak gerçekleştirildi. O dönemde kimseye gaz sıkılmadı, yok vurulmadı belki. Günlerce insanları gerginleştiren davranışlar oralarda gerçekleşmedi. Dolayısıyla yine dünyaya mal olan bir eylemdir. Edirne'den Van'a kadar ana yollarda el ele eylemi yapıldı o dönemde. Yani demokratik bir hak kullanılacaksa böyle kullanılmalıydı. Biz yine de son bir haftada yaşanan bu olayların şiddetsiz ve kurallara uygun bir biçimde olmasını temenni ederdik. Öyle gerçekleşmesini arzu ederdik. Ama bütün bunlara rağmen yine de çok az sıyrıklarla atlatıldı diye düşünülebilir. Öyle de yorumlanabilir. Demokratik haktır, kullanılacaktır. Ve ben bu manada Türk demokrasinin de gelişmiş olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi tabii kişisel uygulamalar olayı tetiklemiş olabilir. Biz şehrimizde yaşamadığımız için doğru bir şekilde müşahede edemedik. Ancak değişik
televizyon kanallarında izledik, yorumları takip ettik gazetelerden. Yani bir kanalda gösterilen, yorumlanan bir olay başka bir kanalda başka bir şekilde yorumlanınca dolayısıyla çok objektif biçimde bir karar vermek bu manada kolay olmuyor. Biz yetkililerin açıklamalarını bu manada esas kabul etmek durumundayız. Sayın Başbakan yaptığı bir açıklamada orantısız güç kullanılmıştır. Bununla ilgili bir yanlış yapılmıştır. Bununla ilgili de gerekli işlemler yapılacaktır dedi. Evet, demek ki karşılıklı böyle bir karşılıklı birbirini gelen hareketler olmuş olabilir. Kontrolsüz hareketler olmuş olabilir. Ben bunu şeye benzetiyorum. Bir futbol maçında zaman zaman insanlar stresten, maçın gerginliğiyle bir bakıyorsunuz ki herkes birbirine bir giriyor. Değil mi? Sahada topçular, bazen taraftarlar, seyirciler. Sonra 3-5 dakika sonra olaylar bir sakinleşiyor. Hemen olaya hakim olan bir hakem geliyor ortaya. Onu çağırıyor. Diyor ki sen kurallara uygun davranmadın. Cezan şudur. Kimine kırmızı kart gösteriyor, kimine sarı kart gösteriyor, kimine uyarı ile geçiyor. Şimdi biz de bir haftayı yaşadık. Bir kargaşa olmuştur. Kuralsız davrananlar da olmuştur. Bu hem göstericiler tarafından olmuş olabilir, hem emniyet güçleri tarafından da olmuş olabilir. Şimdi bunlar irdelenecek, incelenecek, gerekli çalışmalar yapılacak. Kurallar neyse ona göre de sonuçlandırılacaktır diye düşünüyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün o dönem sonunda okula devam devamsızlıkla ilgili durumun ne olduğunun tespitine yönelik böyle bir çalışma yazı yazdıklarını ifade eden bir açıklamalarını okudum. Ama özüne baktığım zaman lise öğrenci seviyesine de lise öğrencileri seviyesine de indirgenecek bir olay olmadığını düşünüyorum. Tatilin arefesinde, dönemin sonunda yani onları ilgilendirecek, daha henüz belki onları ilgilendirecek bir olay olduğunu düşünmüyorum. Bu direnişe sebep olan olayların. Dolayısıyla belki karışmasaydı, öğrenci kardeşlerimizi bu işin içerisinde sokulmasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani ülkede eylemler yapalım, demokratik haklarımızı kullanalım ama kaosa izin vermeyelim. Kaostan sonuç çıkmadı, yani tarihe baktığımız zaman çıkmamış. Bundan sonra da kaostan bir çözüm çıkmayacaktır. Sadece kaybeden ülkemiz olacaktır. Yani demokratik bir hakkı kullanırken bir hafta, 10 gün, bir ay, bir yıl olabilir. Uzun da sürebilir. Yapılabilir ama bu hakkı kullanırken araçlar niye yakılsın? İş makineleri niye yakılsın? Binalara niye saldırılsın? Sonuç itibariyle milli servettir bunlar. Belediye otobüsleri değil mi yakıldığını, imha edildiğini gördük. Bunlar amacın dışına çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla böyle şeylere özellikle lise seviyesinde çocukları alet etmek, karıştırmak doğru değil diye düşünüyorum.